Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte RAS'ta gelecek olan güncellemeleri beraber inceleyelim. Yaklaşık olarak e, bu ay güncelleme gelmedi. 2024'e girildi. Yaklaşık olarak 6 gün oluyor ve rast bu sene dolu dolu geliyor. Dolu doludan kastımız ne olacak arkadaşlar? Hepsi bir anlamı gelecek. Aylık süreçlere mi dağılacak? Bunları detaylı bir şekilde şimdi sizlere ben aktaracağım. E, resimde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ilk olarak tabii ki de... E, Oyuna yeni başlayanlar için öğretici bir alan verilecek. Orada oyunu öğretmek amaçlı oyunu yeni başlayanlar için sizlerin de gördüğü gibi işte bu tabii ki çevrilecek Türkçe'ye de. Oyun yeni başlayan arkadaşlarımız için oyunun temel taşını nasıl olacağını, nasıl öğrenebileceğini detaylı bir şekilde anlatacak. E, görevler etap etap olacak. İşte ağaç kırmasından iten basmasına kadar materyaller, arkadaşını kaldırma yani şu an oyundaki bütün püf noktaları görev şeklinde yeni başlayanlar için bir tutorial tarzında bir e, çalışma yaptığını söylediler ve üzerinde çalışmalar halen devam edilmekte. E, onun dışında arkadaşlar hızlı bir şekilde geçiyorum evcil hayvan yetiştirme konusunda ilerlediklerini kısa zaman içerisinde e, bunun da geleceğini söylediler tabi kurt domuz ayı artık hangisi evcilleştirilebilir hangisi e, bizler için uygunsa şu an hangi hayvanın evcilleştirileceğini söylemedikleri için bilmiyoruz ama büyük bir ihtimal kurt olacağını düşünüyorum. E, bakalım oyuna nasıl bir etkisi olacak oyuna nasıl bir artı ve dezavantaj olacak hep beraber e, göreceğiz. Onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz Rasta e, denizler birazcık büyük haritadan bildiğiniz kadarıyla ama çok boş. Sadece loot alanlarının dışında ekstra bir şeyler de gerekli. De alanı ise arkadaşlar denizlere artık anıtlar gelecek, eski gemiler gelecek, batmış gemiler gelecek. Daldığınız zaman deniz diplerinde batık gemiler göreceksiniz. Baya bir çeşitlilik gelecek. Tabi bu güncellemeler ne zaman, hangi ay, hangi gün geleceği henüz belli değil. Baya büyük bir liste var. Ben sizlere bunları teker teker okumadan önce ben önemli olanları sizlere aktarmaya çalışacağım. Onun dışında arkadaşlar hayvanlarda şöyle bir e, ekstra bir artı tarafı da var. Artık radyasyonlu hayvanlar görebileceğiz. Şöyle görebileceğiz. Bir normal domuz olacak, bir de radyasyonlu domuz olacak. Bu radyasyonlu domuzdan hasar yediğiniz zaman ekstradan radyasyon da yemiş olacaksınız. Tabii bu radyasyonlu domuz ee, ekstra olarak ayı ve kurta geçecek mi geyiğe geçecek mi bunun üzerinde herhangi bir çalışmalar yapıldığını söylüyorlar ancak şu an sadece görsel olarak elimizde domuz var tabi bu e, oyunda radyasyon bölgesinde kestiğiniz hayvanların e, bize vereceği ekstra itemler yani kestiğinizde domuz eti radyasyonlu mu gelecek diğer türlü mü gelecek onlar üzerinde çalışmalar e, devam edildiği söyleniyor onun dışında arkadaşlar silah eklentileri ve silah toplamı üzerinde ekranda tekrardan görmüş olduğunuz gibi bir görsel var görselde şöyle açıklamada şöyle gözüküyor eklentiler ekstra olarak yapılabilir ancak bu eklentiler hangi silahlar olacak hangi silah ne eklentisi olacak e, görsel anlamda sadece bize bir resim sundular ya da silahların artık materyallerin işte renklerinin ayarlanabilmesi şu an sadece bir görselle yetinmek durumundayız. Onun dışında arkadaşlar sizlerin de görmüş olduğu gibi burada ekranda görmüş olduğunuz gibi iki tane küçük e, itemimiz var. Bunlar sallanıyor. Siz de videoda görmüş olduğunuz gibi bunları almak için gerçekten gerçek hayatta satın almanız gerekiyor. Size verilen kod da. Steam'den etkinleştirip ya da Rust üzerinden RAS sitesinden etkinleştirip bunları kullanabilirsiniz. Herhangi bir avantajı yok. Sadece görsel amaçlı görmüş olduğunuz gibi sadece kafaları sallanıyor. Herhangi bir artı veya eksisi yok. E, hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde Enerji Santral 2.0'ın çalışmalarına devam edildiğini ve kısa zaman içerisinde bir video paylaşacaklarını da duyurdular. Eğer video geldiği gibi ben zaten sizlere bunu aktarmış olacağım arkadaşlar. Barren Map Çoğu kişi üzdüğü gibi artık tamamen kaldırıldı. Barren Map diye bir map yok arkadaşlar. Yeni bir harita üzerine çalıştıklarını, yeni haritalarda vadiler, e, akarsular baya bir e, e, eklenti, baya bir e, detayına kadar yapacaklarını söylediler. Tabii arkadaşlar FPS açısından bize nasıl yansır bilmiyorum. Biliyorsunuz en ufak bir şeyde bile Rasta, Drop ve FPS sıkıntısı yaşıyorken yeni gelecek haritada bu kadar detaylı olması oyuncular açısından iyi karşılanır mı bilmiyorum. Aylar önce paylaşmış olduğum gibi bir harita vardı. FPS iyiydi ancak e, haritalar çok büyük olduğu için çoğu oyuncu tarafından sevilmemişti. Bunun üzerinde çalıştıklarını ve kısa zaman içerisinde bizlere tekrardan e, resimli veya videolu paylaşım yapacaklarını söylediler. E, hızlı bir şekilde arkadaşlar e, devam ediyorum. Kargo gemisi, petrol kulesi gibi bazı avantajları ele almayı planladıklarını ve limanların yeniden elden geçireceklerini söylediler. Bakalım nasıl olacak, nasıl yapacaklar biz de bekliyoruz. Şu an arkadaşlar sizlere ben detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hızlı bir şekilde özet geçeceğim. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çok detay var. Bunu size bu kadar söyleyebilirim. Neredeyse bir sayfa yazı var. Ben bunu YouTube yani YouTube topluluk üzerinden sizler için detaylı bir şekilde paylaşıyorum. Oradan arkadaşlar bakabilirsiniz. Tek tek hepsini size okuyup zamanınızı almak istemiyorum. Önemli olan şeyleri hızlıca geçmek istiyorum. Videoyu da burada sonlandıralım. Hızlı bir bakışta e, önünüzdeki değişiklikler için bazı değişiklikler var arkadaşlar. Eski anıtları yeniden işlenmesi ve iyileştirmeleri yapılacak. Softcore oyun modu iyileştirmeleri yapılacak. Hardcore oyun modu denemeleri tekrardan gününe, gün, gündeminde olduklarını söylediler. İlerlemelerle ilgili denetlemeler yapılıyor. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Oyun artık belli bir çıtanın üzerine çıkması gerekiyor ki hem eski oyuncu hem yeni oyuncu kazanabilmesi gerekiyor. Yapay zekalı iyileştirmeler yapıldığını söyletiyor. Devre helikopteri, fırlatma sahası, APC ve kargo ship gibi etkinliklerde iyileştirmeler olacağını söylüyor dünya çevresi, su keşifleri, görevler, daha az kullanılan kalemleri belirtmek ve dengelemek için veri anatiliğimizi kullanma, oyuncuların PvP katılma teşvik etmek için yeni yollar, etkinlikler denemek üzerine çalıştıklarını belirttiler. Şu an Rast 2024'de çok büyük bir yelpaze üzerinden giriş yaptı. Bu saydığımız ne zaman olur? Nasıl yaparlar? İnanın bilmiyorum. E tabi arkadaşlar ee... Bildiğiniz gibi Rust gene Twitch droplara doymuyor. Görmüş olduğunuz gibi 13 Ocak'ta başlayıp 20 Ocak'ta bitecek ee, Twitch droplar arkadaşlar. Droplarımızı göstereyim. Sandığımız var, kapımız var, Thompson'ımız var, AK'miz var, halımız var, e, HQ kapımız var, çekicimiz var, tekrardan bir metal dorumuz var, ok, yarı oto, MP5, HQ kafalık, e, Captain Drop yani büyük bir ihtimal şeydir bu, kemik bıçağıdır, öyle tahmin ediyorum e, fırınımız var, sandığımız, garaj dorumuz ve tabii ki de masamız, halımız iki tane de bir tahta bir de metal dor olmak üzere toplam 4, 8, 12, 16, 20 tane dropla 13 Ocak'ta başlıyor arkadaşlar. E, Twitch drop almayı bilmeyen ilk defa alacak arkadaşlar varsa kanalımızda mevcut oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl drop alabilirsiniz, nasıl droplarınızı aktif edebilirsiniz detaylı bir şekilde gösteriyorum. Hızlıca diğer güncellemelere geçelim. En büyük bombayı en sona sakladım. Tabii ki ben YouTube'dan bunu paylaştım. Sizler çok daha ben iyi. Ben bunu YouTube'dan paylaştım. YouTube topluluktaki arkadaşlarımız biliyor. Takip etmeyenler olabilir. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Ben bu çanta olayını daha rast açıklama yapmadan tahminen yani bazı şeyler artık tahmin edebiliyorsunuz sizlerde. Çantayı ben söylemiştim. Çanta geleceğini hatta modellemesine kadar paylaşmıştım. Şu an Rust çanta üzerinde çalıştığını ve önümüzdeki hafta Rust Tank yani test sunucusunu ekleyeceklerini söylediler. Eklendiği an arkadaşlar sizlere güzel bir kısa video hazırlayıp sizlerle paylaşacağım. rast 2024'e çok dolu dolu geliyor. Umarım oyuncuların ve bizlerin sevdiği kanser etmeyen güncellemeler getirmesini diliyorum. Ee, Umarım herkes beğenir. Sizler de detaylı bir şekilde takip ediyorsunuz. Takip eden arkadaşlarımız var. Takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Kanala abone değilsiniz. Abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar bırakmayı unutmayalım. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.